Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası bahsedildiğinde son dönemde aslında bu konuya girmeyecektim ama demin de konuşuldu bu. Efendim tanklara karşı yürünecekti. İşte buradan İstanbul Ankara'ya karşı yürünüldü vesaire gibi. Değerli arkadaşlar, bana bir örnek versenize. Devlet erkanı içerisinde tankın üstüne çıkan tek bir kişi var mı? Cumhurbaşkanı mı çıktı? Başbakan mı çıktı? Bakanlar mı çıktı? Kim çıktı arkadaşlar? Ya da şu soruyu cevaplayabilir misiniz? Darbe komisyonu üyesi olarak söylüyorum. Darbe araştırma komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeler olarak dedik ki devlet erkanının ve devleti yönetenlerin yetkili konumdaki herkesin HTS kayıtlarını isteyelim. O gün nerede olduğu itilafsız bir şekilde ortaya çıksın dedik. Niye bunu AKP'li üyelerin oylarıyla reddedildi? Bu tartışmadan hiçbirini yaşamazdık. Daha kolayı vardı. Bakın o komisyona, darbe araştırma komisyonuna başbakanlık müsteşarları gelip sunum yaptı. Müsteşar yardımcısının beyanı var. Diyor ki müsteşar yardımcısı, Sayın Başbakan Tuzla'daki konutundan köprüden geçip evine başbakanlık, özür dilerim, Beşiktaş'taki Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden Tuzla'daki konutuna geçtikten sonra darbe girişimi olduğu anlaşılıyor ve telefon trafiği sonrasında tankların başbakanın olduğu konuta geleceğe yönelik bir gerçek de değil, bir veri de yok buna yönelik bir dedikodu çıkması üzerine bulunduğu yeri terk ediyor ve Ilgaz Dağları'nın bir köşesinde bir tünelin dibinde saklanıyor. Siz yürütmenin başı olarak başbakanın bir tünelde saklanmasına ses çıkarmıyorsunuz. Genel başkanımızın o gün öğrenir öğrenmez Ankara'ya dönmek istemesi ve Ankara'da bulunan milletvekillere gidin milli iradeye sahip çıkın, meclise sahip çıkın demesini görmezden geliyorsunuz ve bunu da FETÖ ile mücadele ettiğini iddia ederek söylüyorsunuz. Bakın bütün terör örgütüyle desteklemelerin ilk temel koşulu iç barışı desteklemektir. Bu ülkede kim ki toplumu bölüyor, kutuplaştırıyor, seçmenlerin o iradesi doğrultusunda toplumun önemli bir kesimini terörize ediyor, neredeyse toplumun yarısını terörize ediyorsa işte o iç barışı dinamitliyordur, büyük resimde de teröre yardım ve yataklık yapıyordur. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşü belli ki çok rahatsız etmiş. Yalnız şunu unutmayın, aslında biz geçtiğimiz dönem seçim sloganımız şuydu. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var dedik. Yani bugünden baktığımızda üstünden 2 yıl geçmiş. Hakikaten ben bu sözün bu kadar kapsamlı olacağını düşünmemiştim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında siyaset yapmayan, belki hiç kapımızın önünden dahi geçmeyen tüm yurttaşlarımız için çıkış Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, hani liderlik tartışmasını yapıyorsunuz ya burada. Liderlik öyle zorla işte memurların alana toplanmasıyla kumanya dağıtılarak olmaz. Ben yürüyorum dediğinizde çağrısız arkanızda milyonları toplayabiliyorsanız lidersiniz. Sayın Genel Başkanım ben yürüyorum dedi. O yürüyüşü sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan, Türkiye'de demokrasiye inanan, Cumhuriyet'e bağlı bu ülkemizin yurttaşları bir araya geldi ve Maltepe'de müthiş bir finalle noktalandı. Aslında buradan dersler çıkartmak lazım. Eğer orada milyonlar, ki bu sayı da polemik konusu yapılıyor, sürem de kalmadı. Aslında değineceğim konulardan biri de buydu. Yani iş gelip de sayı noktasında tartışma açılıyor ve sayının da kaç olduğu yabancı basın mensuplarına açıklanarak söyleniyor. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bir adalet yürüyüşü yaptı. İşte adalet yürüyüşündeki sayı onların dediği gibi değil, aslında şöyle diyorlar ve bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Yabancı basın mensuplara, kanallara söylüyor. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bugün Türkiye'de çıkıp da yabancı basına iktidarı eleştiren tek satır ve beyanda bulunsa 50 tane senaryo yazılır, işte yok bilmem ne üyesi denir, bir sürü suçlama yapılır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı adalet yürüyüşünün sayısını yabancı ülkelere şikayet noktasına geldiyse belli ki çok zor durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı çok yakındır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın